Sıcak gelişme. Ripple Sage'in taleplerine karşı hamle yaptı diyor. Bunun üstüne konuşacağız ve genel durumdan bahsetmeye çalışacağız. Ripple'la Sage biliyorsunuz karşı karşıya. Davada tabii az bir seyir kaldı önceki zaman dilimlerine göre. Artık gidilecek çok fazla bir yol yok açıkçası. İşte Ripple'la Sage davasında. Özellikle Şubat, Mart, Nisan bu 3 tane gelecek 3 ay Ripple Sage davasına ilişkin kararların alınacağı 3 önemli ay olacak. Ripple Sage'in şikayet sonrası satışlarla ilgili daha fazla keşif için zorlama talebine karşı çıktı. Şirket Sage'in geçerli bir nedeni olmadığını iddia ediyor. Şimdi buradaki muhabbeti tahmin edebiliyorsunuz. Yani burada ne anlattığını anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ripple'la Sage davasında yargıç Annalisa Torres dedi ki arkadaşım sen yani senin yapmış olduğun, gerçekleştirmiş olduğun mevcut satışlar, birinci satışlar Ripple şirketinin yapmış olduğu satışlar diyor. Bunlar menkul kıymet, daha doğrusu yatırım sözleşmesi kapsamına giriyor. O yüzden diyor senin bu satışları gerçekleştirmen için belli bir ceza ödenecek. Sece ceza ödenecek. Tabii yurt dışına büyük bir çoğunlukla bu satışlar gerçekleştirildiği için çok yüksek bir meblağ ödemelerine gerek olmayacak gibi gözüküyor. Evet, durum bu şekilde. Ha, tabii buna karşılık ne gibi bir miktar ödeneceği konusunda hala kesinlik ve garanti durumu söz konusu değil. Ya durum bu şekilde. Sage de şu an diyor ki Ripple'ın yapmış olduğu satışları vesaire iyice ne deşelim diyor yani adamlar. İyice yapmış olduğu hareketlerin, işlemlerin tamamına bakalım ve bunları tespit edelim gibisinden ve buna göre ceza keselim. Ripple da diyor ki hayır, işlemleri daha fazla değişmenin anlamı yok. Uzun etmeyin şeklinde olaya karşı çıkıyor. Ne olup ne biteceğini biz de görmek için merakla bekliyoruz. Ripple hukuk ekibi diyor Sej'in taleplerine karşı çıkıyor. Avukatlar Sej'in ek mali belgeleri inceleme talebinin geçerli olmadığını ileri sürdü. Çünkü son başvuru tarihinin ötesinde olduğunu ve konuyla ilgisi bulunmadığını belirtti. Ripple'ın hukuk ekibi 19 Ocak'ta yaptığı son mahkeme başvurusunda Sage'in yasal sürecin bir parçası olarak her bir tarafın ilgili belgeleri diğerleriyle paylaşmasını gerektiren keşif aşamasında ek bilgi toplama konusundaki tutumunu değiştirdiğini iddia etti. Geçen hafta Sage, Ripple'dan 2022 ve 2023 mali yılları için denetlenmiş mali tabloları talep etti. Ayrıca ilk dosyalamadan sonra yapılan XRP'nin harici kuruluşlara satışı veya devriyle ilgili tüm sözleşmeleri istedi. Evet, burada tabii buna itiraz söz konusu Ripple'dan. Yani şu anda karşılıklı bir şey yarışı var. Nasıl söyleyeyim ben size? Yani şu an karşılıklı gerçekleşen bu yarışın tek bir odak noktası var. Sage daha fazla ABD içerisinde yapılan satışları olabildiğince yüksek mertebeden tespit edip bunlardan kaynaklı da tabii ki ceza kesmeye çalışıyor Ripple'a. Ripple da bunu olabildiğince farklı yöne çekmeye çalışıyor. Dediğim gibi zaten Ripple şimdiye kadar yapılan XRP coin satışlarının %1'inden daha az Ripple tarafından. Birinci satış olarak diğer şirketlere yani bizzat Ripple tarafından gerçekleştirilmişti. İkinci olarak yine şimdiye kadarki yapılan satışların birincil bu Ripple'ın birincil satışlarının oldukça büyük bir bölümü ABD dışına yapılmıştı. Yani ABD'nin dışına yapıldı. Bundan kaynaklı olarak da zaten hiçbir şekilde şunu diyemiyoruz yani işte ödemesi gerekir falan konuyla alakasız bu. Buradaki husus. Çünkü dışarıya yapılan satışlar zaten en çok İngiltere'ye mesela yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı. Bla bla bla.
Bunları da buradaki ülkeler ilgilendiriyor ki oradaki regülatörler XRP konuyla alakalı XRP coin'i bir emtia olarak değerlendirdiğinden kaynaklı olarak bir sıkıntı bulunmamakta. Böyle açıklamış olayım ben durumu. Ek olarak diyor dosyalamadan sonra alınan XRP'den kurumsal satış gelirleri hakkında ek ayrıntılar sağlamasını talep etti. Bununla birlikte Ripple, SEC'in keşif aşamasını istediği materyali aramak için yeterli fırsata sahip olduğunu savundu. Gerçek keşif aşamasında materyal talep etmek için son tarihin çoktan geçtiğini kaydetti. Bunun buradaki olayların XRP coin üzerinde fiyatlamaya sebebiyet vereceği kesindir tabii ki. Bak, bu ayrı bir konu. Ama nasıl bir fiyatlamaya sebebiyet verecek? İşte bununla alakalı biz kesin ya da net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü örnek veriyorum size, belli bir ücret ödendi. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Yani iyi mi kötü mü? Bak, soru bu. Yani neye göre, kime göre? Ne kadar iyi, ne kadar kötü? Bunların hepsi soru işareti ve farklı kişilere göre değişir. Dolayısıyla tamamen manipüle edilebilir. Ve bunun üzerinden farklı söylemler, farklı açıklamalar kurulabilir. Kimisi çıkacak belli bir ortalama varlığı ödemesi gereken işte bir SEC'e ödenmesi gereken belli bir tazminatı Ripple tarafından bunu iyi olarak adleder. Kimi kötü olarak adleder. Tamam mı? Ve evet, yani günün sonunda artık İşte bu şey ödenecektir. Ama nasıl fiyatlanır peki? Yani pozitif mi fiyatlanır bundan dolayı, negatif mi fiyatlanacaktır? Dediğim gibi bu işte nasıl lanse edilirse öyle. Bakalım. Bakalım. Bu alanda şu hususlara dikkat çekiliyor. Aslında taraflar şikayet sonrası keşfin uygun olup olmadığını zaten tartıştılar ve bu keşif anlaşmazlığı sırasında SEC hiçbir zaman şikayet sonrası keşfin çözümlerle ilgili olduğunu iddia etmedi. Bunun yerine şikayet sonrası davranışın davayla tamamen ilgisiz olduğu pozisyonunu aldı şeklinde ifade ediyor. Evet, yani tabii şunu söylemek gerekecektir. Ben burada açıkçası Ripple'ın tarafını tutamayacağım. Bence, yani benim görüşüm, bunların değerlendirilmesi gerekiyor ki SEC'in de muhtemelen bunu kazanma ihtimali, hakkı ele alma ihtimali çok yüksek gibi duruyor. Bakalım, süreci hepimiz takip edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.